Kalite ve güvenin adı Özseç Beton'un katkılarıyla Ay Işığı devam ediyor. Ay Işığı. Bize ulaşmak için WhatsApp numaramız 0546 432 18 18. Alemin seyrine kapılma sakın. Şöyle göz ucuyla bakıver gitsin. Daima sevginin süsünü takın. Gönülden gönüle akıver gitsin. Sıkıntılar eksik olmasa serden, açılmasın asla isyana perden. Arındır kendini kin ile kirden, temizle içini, döküver gitsin. Leke bulaşmasın güzel adına, fenalık gelmesin sakın yadına, kötü duyguları katıp oduna, altına çakmağı çakıver gitsin. Kırılıp incinsen, üzülsen bile, sözlerin acısı gelmesin dile. İnsanlar yükselir tevazu ile, kibrin duvarını yıkıver gitsin. Yalanı yanlışı katma sözüne, kaybedip yabancı olma özüne. Kitabın okunur bir bir yüzüne, nefsin girdabından çıkıver gitsin. Her adımda zulüm pusuda bekler. Dünya derdi derdin üstüne yükler. Sabret, hepsi geçer demiş büyükler. Candan bir la havle çekiver gitsin. Bülbül yüreğini asar dalına, aşık olup yanar gülün alına. Çıkarsa senin de eğer yoluna, sevda ateşini yakıver gitsin. Sevda ateşini yakıver gitsin. Efendim, meslektaşımız Ahmet Yılmaz hocamızın Gitsin isimli şiiriydi. Şöyle bir dizesinde diyor ya, kibrin duvarını yıkıver gitsin. İnsanlar yükselir tevazu ile diyor. Tam da bununla ilgili şu hadisi paylaşmak istiyorum kıymetli dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifte. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen, onun da başına gelir. Efendim, Kalem suresi 68. ayette Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
Yine Ali İmran suresi 134. ayette "Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlardır. Öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir." buyuruyor Yüce Rabbimiz. Rabbim her zaman tevazu ile, efendim alçak gönüllülükle, Peygamberimizin izinde yolunda yol yürüyenlerden eylesin bizi diye dua edelim. Bu vesileyle de Ahmet Yılmaz hocamıza, Osmaniye'de şu an bizi takip eden bütün dostlara selamlarımızı gönderelim. Kıymetli hocam, bu hafta fırsatınız olursa sizinle paylaştığım bu şiiri terennüm ederseniz inşallah, demişti Hüseyin Genç abimiz. Natuvan mahlasıyla efendim şiirlerini kaleme alıyor Hüseyin abimiz. Ay Işığı'nın sıkı takipçilerinden, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Geçtiğimiz haftalarda Osmaniye'ye bir ziyarette bulunmuştu ve Osmaniye'yi anlatan bir şiir kaleme almış. Efendim insan şair olunca böyle oluyor. Dolaştığınız yerin şiirini yazıyorsunuz. Şimdi bu şiire ses olacağız. Öncesinde hemen sizden gelen mesajlara da bakalım şöyle. Fevzi Gül Seven hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şöyle bakalım. Ramazan Kürekçi yine İstanbul'dan bizimle olan dostlarımızdan sıradaki şiiri size ve ailenize de armağan etmiş oluyoruz. Efendim 0546 432 1818 WhatsApp iletişim numaramız, buraya mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. İlk defa rastlayan dostlara da hatırlatalım, çarşamba akşamları saat 21-23 arası bu güzel yayını sizinle buluşturuyoruz. Ay Işığında edebiyatımızın en seçkin şiirlerini seslendirmeye, yorumlamaya gayret ediyoruz ve Natuvan mahlasıyla şiirlerini kaleme alan Hüseyin Genç abimizin Osmaniye isimli şiiriyle devam ediyor Ay Işığı. Ay Işığı. Senden geçer ipek yolu, ak tarihin zafer dolu, dört bir yanın allı pullu, sevdim seni Osmaniye. Şehitlerin tek harmanı, verdin nice kahramanı, kolay yendin her buhranı, sevdim seni Osmaniye. Necip halkın fıtri cömert, mizaçları tatlı ve sert, cengaverlik hepsinde dert, sevdim seni Osmaniye. Barajında mat semekler, mutfağında bol yemekler, sarf edilmiş pür emekler, sevdim seni Osmaniye. Can toprağın sanki ambar, ırmakların huzur akar, dağlarında bereket var, sevdim seni Osmaniye. Memleketin en kibarı, hak etmişsin itibarı, şairlerin gül diyarı, sevdim seni Osmaniye. Sıcak iklim sinmiş cana, haz verirsin her insana, doyulmaz ki asla sana, sevdim seni Osmaniye. Natuvanım sana vurgun, özleminden düştü yorgun, garip ruhu sende sürgün, sevdim seni Osman. Müzik.
Sakarya'dan selamlar, hayırlı yayınlar. Rabbim bizi vatansız bırakmasın. Bize bu vatanı bırakan şehitlerimizi rahmetle anıyorum diyor Yasemin Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de selam ediyoruz Sakarya'ya. Abicim iyi akşamlar İstanbul'dan Zeynep. Allah razı olsun sizden. Rabbim milletimizi her türlü düşmanlardan korusun. Rabbim düşmana fırsat vermesin inşallah. Ya istiklal ya ölüm diyoruz. Türk milleti bitti demeden bitmez. Mustafa Yıldız Doğan'dan bir parça olursa sevinirim diye mesajını tamamlamış. İnşallah diyelim ama şimdilik bu güzel çalışmayı size de armağan ediyoruz. Aşktan yana söz duyunca ben hep seni düşünürüm. Uçsuz hayaller boyunca ben hep seni düşünürüm. Aşktan yana söz duyunca ben hep seni düşünürüm. Uçsuz hayaller boyunca ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. Yıldızlar kayar yüceden, renkler sıyrılır geceden. Yüreğim sızlar inceden, ben hep seni düşünürüm. Yıldızlar kayar yüceden, renkler sıyrılır geceden. Yüreğim sızlar inceden, ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. Yıldızlar kayar yüceden, renkler sıyrılır geceden. Yüreğim sızlar inceden, ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. Efendim Hasan Sağındığ'ın bu güzel çalışmasını İbrahim Genciz abimize de armağan ediyoruz. Yine Yusuf Ataş abimize de aynı şekilde armağan ediyoruz. Gönül dolusu selamlarımızla birlikte efendim. Bitmez bu çile, vardan öte yok
olsa bile ben hep seni düşünürüm. Rüzgar eser ilden ile sağlık etmez. Bize ulaşmak için WhatsApp numaramız 0546 432 18 18 0546 432 18 18 Ahmet Akif'le Ay Işığı. Ay Işığı. Anneciğim, bilmem farkında mısın? Söylenmemiş en mübarek, en aziz, duygularla çepeçevre çaresiz, sana yöneldiğimin farkında mısın? Demeden yakın ırak, bulutlarla savrulup, ırmaklarla akarak, sana anne diyen dilleri kıskanarak, kapına geldiğimin farkında mısın? Bütün anneleri düşündüm tek tek. Sensin benim için en güzel örnek. Seni dinleyerek, seni severek nasıl yüceldiğimin farkında mısın? Seni göremedim diye bu bahar, içimde bin türlü duygunun isyanı var. Turnaların gökyüzünü sevdiği kadar, seni sevdiğimin farkında Efendim, cennet annelerin ayakları altındadır. Anne duasını almak, anne baba duasını almak cennete girmeye vesile, cennete girmeye bilet tabiri caizse. Annesi yanında olan, annesi hayatta olan bütün dinleyenlerimize, annelerine hayırlı bereketli bir ömür diliyoruz. Annesini efendim kaybetmiş, cennette inşallah kavuşmayı bekleyen benim gibi tüm dostlarımıza da Rabbim cennette annelerimize kavuşabilmeyi nasip etsin ve biz hayattayken onların amel defterine katkı verecek güzel işler yapabilmeyi yine Rabbim bizlere nasip etsin. Şiirin estetiğini, şiirin güzelliğini fark etmişsinizdir. Yavuz Bülent Bakiler'in şiiri, Farkında Mısın başlıklı şiiri, anneyi anlatan şiir. Efendim, yazar şair Yavuz Bülent Bakiler aslen Azerbaycan göçmeni bir ailenin çocuğu ve 1936 Sivas doğumludur. Yaşayan çınarlarımızdandır. Hürmetle, muhabbetle ellerinden öpüyoruz. Hayırlı, bereketli bir ömür diliyoruz kendisine ve devam ediyoruz efendim hemen beraberliğimize. Sizin mesajlarınızla Hayrettin Fidan, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş İstanbul'dan. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun ve hemen sıradaki şiire geçmek istiyorum kıymetli dostlar. Şimdi şiir programı yapıyoruz ve her programda mutlaka bir Naat-ı Şerif okumaya, yorumlamaya gayret ediyorum. Naat-ı Şerif, Naat, peygamberimizi öven şiirlere verilen isim kıymetli dostlar. Hatırlatmış olalım bu vesile ile ve Rabbim inşallah onun izinde, onun yolunda yürüyenlerden kalsın. Ay ışığında ilk defa yorumlayacağımız bir Naat. Naat-ı Nebi, Ahmet Efe'nin şiiri. Şimdi bu güzel şiirle Ay Işığı devam ediyor. Thank you.
Efendim, varsın diye aleme mana gelir. Yürürsün, ardın sıra dağ gelir, derya gelir. Hu çeker her seherde kumrular, güvercinler. Nazenin gülzarına bülbülü şeyda gelir. Kerbela çöllerinde tutuşup yansa da can, sonunda nefesinden bir bağdı sabah gelir. Erenler meclisine ismini anmak için, aşık-ı sadıkların Mecnun-u Leyla gelir. Şefkatli nazarlarla çeralar uyandırsan, biçare öksüzlerin yurduna ziya gelir. Adem'in hicran ile yüreği kebap olsa, ellerini uzatsan canına şifa gelir. Efendim, ahlakını övmeye hak katından Nun gelir, Yasin gelir, Sure-i Taha gelir. Efendim, dertlilere seninle derman gelir. Aleme nizam için bir kutlu ferman gelir. Bağrı yanık çöllere rahmet olup yağarsın. Kuruyup kadid olmuş şu cihana can gelir. A güzeller güzeli, eşin yok, benzerin yok. Yusuf bile daima hüsnüne hayran gelir. İzinden Ebu Bekri Sıddık ile Ömerler, iki nurun sahibi, can dostu Osman gelir. Aliyül Murtaza'yı sal cihat meydanına. Şükür ki Hayberlere bir şahı merdan gelir. Bir vakit boş bırakmaz bu gaza sahrasını. Elbette koç yiğitler uğruna kurban gelir. Efendim, ben aşkına pervane kesilmiş. İş bu yüzden sözlerim hep lalu mercan gelir. Efendim, ne vakit ki senden bir nazar gelir, kara kışlar tükenir, ruhlara bahar gelir. Yüreceği hasretin yangınıyla tutuşmuş, benciliğin garibe, sen gibi nigar gelir. Her kalesi yıkılmış biçare öksüzlere, ellerinle kurduğun bir muhkem hisar gelir. Sensin cihan mülkünün sultanı, padişahı. Fethi mübinin için göklerden karar gelir. Bu sevdanın uğruna divane kesilmiştir. Gayrıya dönüp bakmak ariflere ar gelir. Kitabı kamuslara sığmaz iken melali, ah onların dilinde daima ikrar gelir. Efendim, sen bir kerim elçisin ki cihana seninle yağmur gelir, kar gelir, rüzgar gelir. Efendim, senin sevgin cihana kafi gelir. Kevserinden sunmaya bir nice saki gelir. Naatını yazmak için ömürler feda kılar. Hafızı Şiraziler yanında Sadi gelir. Horasan diyarından hem Ahmet Yeseviler, Yunus Emre ve dahi Bektaş-ı Veli gelir. Sadreddin Koneviler, Mevlana Celaleddin, hem Hoca Nasreddin, Evran-ı Ahi gelir. Kapında kıtmir imiş kelama can verenler, öteden Molla Cami, beriden Baki gelir. Bir asr-ı saadet ki duramam imrenmeden,
yadıma ati için her vakit mazi gelir. Efendim, sen Habibi Huda'sın, Mustafa'sın, Server-i Enbiya'sın, kim sana asi gelir? Ay ışığı. Ahmet Akif'le Ay Işığı. Burası 87.8. Sizin radyonuz. Bir Mekke sabahında, Resul üzgün firakında, Ebu Bekir Sıddık'la düştü hicret yoluna. Ebu Bekir Sıddık'la düştü hicret yoluna. Ay doğdu Medine'ye, nurlandı kutlu belde. Rahmet yağdı çöllere, bu kutlu hicret ile. Rahmet yağdı çöllere, bu kutlu hicret ile. Şevket Sever, iyi akşamlar. Malatya'dan iyi yayınlar dilerim diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Malatya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Zeynep Hanım bir sesli mesaj yollamış ama sesli mesajı maalesef dinleyemiyoruz, dinletemiyoruz. Bu güzel eseri size de armağan ediyoruz. Açıldı bütün yollar, selama durdu dağlar. Resulullah'ı aşk ile bekliyordu ensarlar. Aşk ile bekliyordu ensarlar. Ay doğdu Medine'ye, nurlandı kutlu belde. Rahmet yağdı çöllere, bu kutlu hicret ile. Rahmet yağdı çöllere, bu kutlu hicret ile. Bekir Akyüz, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Ahmet Akif Bey kardeşim diyor. Mevlana Diyarı Konya'dan çok teşekkür ediyoruz. Konya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Bu arada bu güzel eser, Hicret isimli bu güzel eserde İbrahim Cuşan, kıymetli arkadaşım, bir dönem birlikte mesai teşvikimiz olmuştu. Gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Ağzına sağlık diyoruz. Ahmet Akif'le Ay Işığı. Ay Işığı.
gözyaşlarına gülümse. Çünkü onlar içinden parçalar indirirler yeryüzüne. Dudaklarına gülümse. Kelamın kirlendiği vakitlerde sessizliğin durağı, erdemin kapısıdır onlar. Avuçlarına gülümse. Çizgilerinde kaderin kardelen tohumları. Adımlarına gülümse. Gülümse ki ayakların varmasın bir ömrün cüzzamlı, küf kokan topraklarına. Ansızın yıkılan evler gibi, yalnızlığın üzerine çökmeyen, yüzünün cilası, insanlığın yurdu, onuruna gülümse. Gülümse, gülümsediğin bil ki seni de bulur o münteha mahşerinin rahminde. Somurtanlara gülümse, acı çekenlere, avarelere, yetimlerin umutlarına gülümse, hastalığa duçar olup gündüzü gece olanlara, uykusuzlara, susuzlara su ver tebessümünle, ekmeğin kokusuyla yoğur merhametini. Sevgi kıtlığından biçarelere, yoksullara gülümse. Bir de gülümse, gülümsemeyi bilmeyen kavga nadanlarına. Bakarsın bir dolunay mahbub olmuş ağlayan düşlerine. Bazen de kendi gök kubbesini göremeyenlere gülümse. Belki bir yağmur eriterek evhamlı perdeleri damla damla süzülür gözlerine. Bazen de bana gülümse sevdiğim. Bakarsın kanadı kırılan kuşlar uçmaya başlar yeniden. Kayan yıldızların çığlığı düşmez gün ortasında ruhumun üzerine. Bakarsın ki çiçekler aramızda yükselen kayaların kalbinde birer birer açıyorlar yeniden. Bakarsın yolunu kaybeden yolcu son durağına yürüyor hasretinin. Bu kadar mı zordu bir mumun alevine dokunmak ve sevmek ıstırabımı? Bir dalın çürüyen yaprağı mıydı hayat? Güneşi arayan gölge kimindi? Bağışla, incinen bahar, yanan mektuplar benimse, gel, yeniden buluşalım derinde, çeşmelerden gökyüzüne akalım, tut ellerimden, hadi gülümse. Efendim, Nurullah Genç'in Gülümse isimli şiiriydi. Biliyorsunuz hem şair hem akademisyen ve aynı zamanda profesör. Çok kıymetli, çok değerli bir şairimiz. Efendim, aynı demlerde yaşamak bir mutluluk vesilesi. Efendim, Allah ömrüne bereket versin. Gönül dolusu selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz kendisine efendim buradan. Ve hemen devam ediyoruz mesajlarınızla efendim. Almanya Stuttgart ve Münih'ten arkadaşlarım Meryem, Hasan, Fatma, Diana, Erkan, Funda, Karolin, Şeyda ile birlikte kalemin kalbinden sizinle paylaştığımız şiiri dinlemek istiyoruz. Selamlar diyor Derya Hanım. Ankara Keçiören'den Elif ben, sizi tebrik ediyorum. Şiirleri güzel yorumluyorsunuz. Kalemin Kalbi şiirlerini seviyorum ve seviyoruz. Site ahalisi olarak size gönderdiğim Kalemin Kalbi şiirini sizden dinlemek istiyoruz mümkünse demiş. Efendim, başkente Ankara'ya bizler de selamlarımızı gönderiyoruz. Ahmet Akif Yılmaz Bey, bu hafta programınızda mümkünse bu şiiri sizden dinlemek istiyoruz. Biz Huriye, Yusuf, Anita, Biansa, Nilüfer, Akif, Ali ve Ayşe. Rotterdam ve Amsterdam'dan selamlar diyor Dilara Hanım. Aleyküm selam diyoruz bizler de size ve arkadaşlarınıza. Aynı zamanda gurbette şu an bizi dinleyen tüm dostlara selamlarımızı iletiyoruz buradan, İstanbul'dan. Selam abi, ben
mesai arkadaşlarımla senden gönderdiğim şiiri dinlemek istiyoruz. Biz Nazan, Nesibe, Ahmet, Muhammed ve Ali. Balıkesir'den selamlar olsun diyor Hazal Hanım. Aleyküm selam diyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de selam ediyoruz. Ve hatırlatıyoruz kıymetli dostlar. Hafta boyunca sosyal medyadan info@ahmetakifyilmaz.com mail adresimizden ve tabii ki Facebook, Twitter ve Instagram'dan yine ahmetakifyilmaz.com web sitemizde yayında. Oradaki iletişim yollarımızdan siz bize yorumlanmasını istediğiniz şiirleri, bizimle paylaşmak istediklerinizi yazıp gönderiyorsunuz ve biz de sıraya alarak teker teker bunları yorumluyoruz, bunları değerlendiriyoruz. Şimdi programımızın da müdavimi efendim, kıymetli Fatma Hanım şiirlerini kalemin kalbi mahlasıyla kaleme alıyor. Efendim bu istenen şiirlerle Ay Işığı devam edecek. Hemen bakalım şöyle paylaşmadığımız mesaj var mı diye. Evet. O zaman hemen bu güzel şiirlerle Ay Işığı devam ediyor. Ay Işığı. Unutursam bir gün, yüreğime fısılda, aklım unutur belki ama yüreğim asla. Kurulan hayalleri, görülen rüyaları, hep vedalı uykularda olsa da yüreğim, bir gün uyanırsam vedalı rüyalardan, uyanırsam yüreğim görsün bakışlarından süzülen hasret buğusunu. Gözlerin çözsün lal dilini, fısıldasın kulağıma, sonra ihtişamla yayılsın evrene en sevdiğimiz şarkı. Dokunmaya kıyamadığım gözlerin değsin yüreğimin tenine, sıcacık bakışlar ısıtsın eskide kalan ellerimi. Dile gelsin ezberde kalan düşler, yine dokunamadığım gözlerinle seyredelim birlikte sensizliğin limanında sessiz fırtınalı dalgaları. Gökyüzünün denizine kavuşmasını birlikte söylensin eskide kalan şarkılar. Yine vurdu rezil yalnızlığa sensizliğin sillesi. Yorgun bakışların seni arayış yolunda seslenişi. Umarsızca yoluna dört nala koşan ayakların sesi. Kederle yoğrulmuş naif bedenin zangır zangır titremesi. Sensizliğin günah çukurunda utancın kıvranışları. Yeis gecelerde depreşen fütursuz duyguların çığlığına. Sır çölünde tövbe yağmuru bekleyişlerin iniltisi. Yolunda yorulan mecalsiz kalbim teklemekte artık. Bir nefeslik canımı emanet bıraktım hasretine. Sensizliği yazmaktan ziyal olan parmaklarım yorgun. Sensizliği yazmaktan ziyan olan parmaklarım yorgun. Vefadan yoksun nasır yürekli sevgili. Herkes duydu da bir sen duymadın. Yüreğimde ölmesin dediğim şu serzenişimi. Ay Işığı. Ahmet Akif'le Ay Işığı. Bir
ihtimalin bile uğramadığı bu diyarın sessizler sokağına denk gelişini, sorarım sana sesli dünyanın sessizler diyarının misafiri. Toprağıma hangi çiçeği ektin? Hangi bakışların, hangi duyguların, hangi şefkatli ellerin sirayet etti ki yeşillendi kalbimin mezarı? Hiç güneş doğmamıştı. Hiç şahit olmamıştı bu kadar güzel gün doğumu ve gün batımına güneşin bu kadar güzel eşlik edişine, ömrüme bu kadar sirayet etmemişti hayatın güzelliği. Sen dünyamın bitmeyen hikayesi, ahiretimin sonsuz inancı, vuslatın haram kılındığı hasretsin. Yüreğimin en uzun yolculuğuna çıkıyorum. Hangi zorlu köprülerden geçerim bilmem. Sana giden yollar taşlı, sana varacak menzil virane. Hayat doğumla, doğum ölümle terbiye ediliyor. Bense seninle. Gidip de dönmemek, dönüp de görmemek var. Su gibi aziz ol seven gönüllerde. Seni yüreğimin yağmurlarına emanet ediyorum. Seni yüreğimin yağmurlarına emanet ediyorum. Ay ışığı geceye katran çağıl, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin kor olsun, seni görmesin kör olsun. Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Emri olur başım gözüm üstüne, 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 aman aman, üstüne, aman aman. Emri olur başım gözüm üstüne, 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 aman aman, üstüne, aman aman. Mehmet Karaaslan, selamünaleyküm kardeşim, hayırlı geceler diliyorum demiş ve aleyküm selam diyoruz. Ahmet Yılmaz, hayırlı akşamlar demiş, İstanbul Arnavutköy'den adaşımız. Hayriye Öztepe, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar koca yürekli başkanım demiş. Efendim teşekkür ediyoruz kıymetli Hayriye Öztepe annemize. Yaşı bayağı var bildiğim kadarıyla. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Alper Alperen, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Halk ozanı Alper Alperen. Evet. Selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Bu güzel çalışmayı size de göndermiş oluyoruz. Sivas'a gönül dolusu selamlar Hayriye annemize. Emri olur inansın bu sözüme, 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 aman aman, sözüme, aman aman. Emri olur inansın bu sözüme, 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 aman aman, sözüme, aman aman. Bize ulaşmak için WhatsApp numaramız 0546 432 18 18. 0546 432 18 18. Ay ışığı.
burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece. Ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı 100 şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Kuyular, kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka bir şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça, bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz. Açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin, biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz. Bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş. Öyle mahcup, öyle dalgın. Öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne? Verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar kimsesiziz. Kime gidelim? Yaralarımız var. Kime? Sıcak bir şey arıyoruz. Kime? Merhamet istiyoruz. Kime? Bağışlanmak istiyoruz.
kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük. Yollar kayboldu. Yol bulduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte bunlar ellerimiz. Bunlar da ellerimizin büyük boşluğu. Beş duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yarab. Denize dalan bir desti nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak, yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçansak al bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede, durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına, inşirah, 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 ayetin değil mi senin ya Allah? Ay Işığı, Ahmet Akif'le Ay Işığı. Edebiyatımızın güzel kalemi, çocukların abisi ve arkadaşı, naif kalbiyle pek çok insanın hayatına dokunan Mevlana İdris Zengin'in Ellerimizin Büyük Boşluğu isimli bu güzel şiirini yorumladık. Bu vesileyle kendisini rahmetle, duayla yad ediyoruz. Mekanı cennet, makamı âli olsun. İstanbul'dan Şahi Merdan Fidaner, hayırlı yayınlar Ahmet kardeşim diyor. Kıymetli muhtarıma teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışma size de armağan olsun. Eyvah yanılmışım, dünyaya aldanmışım. Bitmez dediğim günler, hepsi geçti birer birer. Nerede sevenlerim, bir hayaldi gençliğim. Soldu kalbimdeki o masum beyaz güller. Esen yerler gibi, coşkun pınarlar gibi. Hoyrat rüzgarlara umutlarım. Esen yerler gibi, coşkun pınarlar gibi. Hoyrat rüzgarlara umutlarımı ekmiştim. Geride kaldılar şimdi. Feryadım, figanım, hazanım olmadan gelsen günahım. Bir
pişmanım. Başkası duymadan ben seni istedim. Yokluğunu ah kimse yok mu? Feryadım, figanım, hazanım olmadan gelsen günahım. Pişmanım, başkası duymadan gelsen istemem. Yokluğunu ah kimse yok mu? Efendim, son bir şiirle artık programın sonlarına yaklaşıyoruz. Bu güzel çalışmadan şiire geçeceğiz biraz sonra. Programın sonundayız. Sürçülisan oldu ise lütfen affola. Paylaşamadığımız, atladığımız mesaj varsa lütfen hakkınızı helal ediniz. Efendim, ay ışığında çarşamba akşamları canlı olarak programı gerçekleştiriyoruz. Hafta boyunca siz mesajlarınızı bize ulaştırabiliyorsunuz. Sosyal medyadan Akif Yılmaz TR küçük harflerle bitişik olarak yazıyoruz. Bunu yazdığınızda sayfalarımızı kolayca bulabilir. Buradan gönderebilirsiniz mesajlarınızı. info@ahmetakifyilmaz.com mail adresimiz ve Ahmet Akif Yılmaz YouTube kanalımızdan yine bize ulaşabiliyorsunuz. Buradan da takip edebiliyorsunuz. Programın tekrarını yine YouTube kanalımızda dinleyebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olalım ve söz verdiğimiz şiirlerden birisiyle programı tamamlayacağız. Efendim, Nurullah Genç'in Siyah Gözlerine Beni de Götür isimli şiiriyle programın sonuna gelmiş olacağız. Hepinize huzurlu bir gece diliyorum. Efendim, Allah'a emanet olun. Daha dokunmadan kurudu İrem. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde, uyku tutmuyor karanlıkları. Yetik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi, özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür. Siyah gözlerine beni de götür. Avareyim, asudeyim, yorgunum.
bilmiyorum neden sana vurgunum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana bir türlü yağmıyorum. Siyah gözlerine beni de götür, artık bu yerlere sığamıyorum. Daha dokunmadan kurudu irem, çöllere bir türlü yağmıyorum. Siyah gözlerine beni de götür, artık bu yerlere sığamıyorum.